Evliya Çelebi'nin seyahatnamesini almak ve okumak istiyorum ama tam metin istiyorum. Yani sadeleştirildiği zaman sanki bazı bölümler çıkarılmış oluyor. Onun için hangi yazar, hangi yayın evinden almalıyım ve Evliya Çelebi'nin mezarı nerededir? Hakikaten ben de çok merak ediyorum. Lütfen biri bana söylesin. Evliya Çelebi'nin mezarı nerededir? Çünkü o benim pirim. Hani herkesin bir piri vardır Muhtemelen. ya. Evliya Çelebi çok özel bir adam. Bir kere şunu söyleyeyim. Güzel bir soru. Eserini merak etmeniz. Yani dört dörtlük, oradan buradan kırpılmamış, sansürlenmemiş bir seyahatname. Bunu merak ediyorsanız son yıllarda Yapı Kredi Yayınları güzel bir çalışma yaptı. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesini birebir orijinaliyle Osmanlıca nüshasıyla bastı. Bir de sadeleştirilmişini bastı. Hem de böyle ciltler halinde çok güzel ciltli de hazırladı. Daha ucuz halde cildi basit olarak da hazırladı. Farklı versiyonlarını. Peki bu Osmanlıcasını biz okuyabilecek miyiz? Okusak anlayabilecek miyiz? Tabii şimdi bir altyapı gerekiyor. Evde bir lügat olursa anlayamadığınız, takıldığınız kelimelere bakarsınız. Nihayetinde Türkçe. Ama bugünkü Türkçemizin içinde de kitap gibi, mektup gibi Arapça kelimeler var. Ama bugün kullandığımız Türkçeleşmiş Arapça parça kelimeler var bizde ki Avrupa dillerinden de var. Bir Yani de burada sadeleştirme diye kastettiğiniz Osmanlıca harflerden Latin harflerine çevrilmiş halinden bahsediyorsunuz. Doğru mu anlıyorum? kelimeleri de sadeleştirmişler. Anlamadığımız Anladım. kelimelerin de Hı. sadeleştirilmesi söz konusu. İki türlüsü var. İkisine de bakın. Bu en güzeli. Ama tarihte Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi birkaç defa sansüre uğramış ki sansürleyenlerden biri de İttihatçılar. Çok ilginç. Çünkü biz Evliya Çelebi'yi Cervantes'in Don Quixote'u gibi böyle macera perest, gezmeyi seven, zengin bir adam sanıyoruz. Parayı doldurmuş cebi. Hadi ben gidiyorum. Hop bir Doğru. gidiyor. Bir ay yok. Bir gidiyor. 3 ay yok. 5 ay yok. Böyle bir adam değil Evliya Çelebi. Evliya Çelebi aslında bir vazifeliydi. Bir istihbaratçıydı. Topkapı Sarayı'nda yaşayan o günün padişahı 4. Murat'ın vazifelendirdiği bir adamdı. Kendisi saraylıydı. Babası Zilli Mehmet Efendi saray kuyumcusuydu. Bugün Topkapı Sarayı'nda has odada padişahların gece uyudukları bir baldaken taht vardır. O tahtı son kez 4. Murat dönemindeki hali duruyor şu an. Onu Zilli Mehmet Efendi'nin yaptığını biliyoruz. Dayısı, süt dayısı 1 yıl sadrazamlık yapmıştı. Bakın bu bizim Sarayın Kutsalları kitabı Topkapı Sarayı'nda depolarda bulunup sergilenmeyen eşyaların hikayelerini anlatıyor. Çok ilginçtir. Mesela bunlardan bir tanesi şu gördüğünüz ayakkabılar. Sadece ayakkabılar yok. Bir elbise var. Bakın bir bayan elbisesi. Elbisenin hemen altında hotoz ve ayakkabıları, deri ayakkabıları görüyoruz. Bu kişi Kaya İsmail Sultan'dır. 4. Murat'ın kızıdır. Ve kendisi Evliya Çelebi'nin süt dayısı. Yani Evliya Çelebi'nin annesiyle bu süt dayı aynı göğüsten emmişler. Süt dayısı var. Melek Ahmet Paşa onunla evli. İkisinin arasında mektuplar götürüp getiriyor Evliya Çelebi. Zaten biz bu aşkı Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinden öğreniyoruz. Farklı ciltlerde bu detayları anlatmış kendisi. Evliya Çelebi işte yani amcası, yani süt dayısı sadrazam, babası kuyumcu, kendisi de bu anlamda vazifeli bir Keyfi rotacıdır. bir gezgin değildi yani. Ona bir finans vardı arkadan anladığım kadarıyla. Zaten seyahatnameyi okurunca görürsünüz. Mesela bir şehre giriyor. Valiler, belediye başkanları yani altına bir kırmızı halı serilmediği kalıyor. Yanında yardımcıları, köleleri falan. Yani serseri mayın bir adam değil. Aynı şehre sen de gidiyorsun. Seni niye karşılamıyor vali onu karşılıyor? Çünkü biliyorlar, korkuyorlar. Evliya Çelebi her şeyi yazıyor. Yani bir seyyah her gittiği memlekette şu kadar cami, bu kadar medrese, bu kadar hanım, bu kadar kilise tek tek niye not etsin? Rakam rakam not etmiş her şeyi. Rapor veriyordu 4. Murat'a. 4. Murat dönemi biliyorsun bir silkeme dönemi. 4. Murat sadece Evliya Çelebi'ye değil başka başka isimlere de raporlar hazırlatmıştı. Ama onunki öyle görülmedi. Onun raporlarında çok sivri bir dil vardır. Bazı yerlerde Müslümanları ağır eleştirir. Der ki buradaki gayrimüslimler Müslümanın daha çok çalışıyor ediyor. Bizim İttihatçılar biraz milliyetçi oldukları için Evliya Çelebi'nin oradaki Türk halkına ait ya da Müslümanlara ait ifadelerine rahatsız olmuşlar, sansürlüyorlar. Adam doğruyu söylüyor. Senin kendi halkın o bölgede köleleşmiş gayrimüslim halk daha çalışkan, daha üretkense Evliya Çelebi bunun raporunu yazıyor. Farklı bir niyeti yok yani. Onun için tavsiye ettiğim eserlere bakabilirsiniz.